tekrar merhaba. Evet gene bir problem sorusu arkadaşlar. Bir koşuda yarışacak adayların her birine bir numara verilmiştir. Koşuda yarışacak erkek atletlere birden başlayarak tek sayılar numaralandırılarak verilmiştir. Koşuda yarışacak bayan atletlere ikiden başlayarak çift sayılar numara olarak verilmiştir. Koşuda erkek atletlere verilen en son numaranın 83'tür. Koşuda yarışan erkek atlet sayısı bayan atlet sayısının 3 katıdır. Buna göre koşuda yarışan bayan atletlere verilen en son numara kaçtır? Arkadaşlar <laughs> numaraların ardışık gittiğini söylemiş. Erkeklerinki tek sayılar, bayanlarınki de pardon Pelin ve Sevilcim, kadınlarınki de ee, ikiden başlayarak ardışık çift olarak gittiği söylenmiş. Arkadaşlar erkeklerin son numarası belli. Üçüncü cümleye bakarsak. Erkeklerin son numarasının yardımıyla kaç erkek atlet olduğunu buluruz. Birden başlayıp ardışık tek sayılar olarak 83'e kadar gidecek. Buradan erkek sayısını terim sayısından elde edelim. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden 42. 42 erkek var. Evet artık okunamaz hale geldi. Son cümleden de arkadaşlar erkek ve bayan sayıları arasındaki ilişki verilmiş. Koşu, koşuda yarışan erkek atlet sayısı bayan atlet sayısının 3 katıdır. E, erkek sayısının 42 olduğunu bulduk. 42'yi 3'e bölersek kaç bayan atlet olduğunu da elde etmiş oluruz. 42 bölü 3'ten 14 bayan atlet Buna göre koşuda yarışan bayan atletleriyle verilen en son numara kaçtır? Evet arkadaşlar şimdi ikinci bilgiyi okursak. Koşuda yarışacak bayan atletler 2'den başlayarak çift sayılan numara olarak verilmiştir. 2, 4, 6, nokta nokta son bayanın numarasını bulmamızı istiyor. Toplam kaç bayan olacaktı? 14, Arkadaşlar bu birinci, bu ikinci bayan, bu üçüncü bayan bizden de on dördüncü bayanı istiyor. Dikkat ederseniz on üç sayı ileriye mi gideceğiz? On üç sayı ileri. Her sayı ikişer artarak mı ilerliyor? O zaman artış miktarı on üç çarpı ikiden yirmi altı olur. İkinin üstüne yirmi altı ilave edersek son bayanın numarası da 28 elde edilmiş olur. Yani aslında öğrencilerin sevmediği bir soru şeklidir, uzun metrajlı. Ama gördüğünüz gibi gene dört işleme dayalı bir problem, bilinmeyen kullanmadan, x kullanmadan çözüme gidiyorsunuz. ÖSYM'nin sınavlarında Yeni model problemleri diyelim. Yeni model problemleri genelde bu şekilde olacak arkadaşlar. Dört işleme dayalı problem soruları. Evet, denklem köklü sayı gibi karışık gene bir soru. X birden farklı olmak üzere denklemin sağlayan x değeri kaçtır? Arkadaşlar gene görüntü itibariyle itici gelen bir soru. Köklü sayılarda denklem çözerken arkadaşlar köklü sayılarda denklem çözerken mümkünse köklerden kurtulmanın yollarını bulmaya çalışın. Köklerden kurtulmanın en kolay yolu da kare almaktır. Eşitliğin her iki tarafının karesini alalım. Şimdi sol taraftaki ifadeye dikkat ederseniz, sol taraftaki ifade bir çarpma işlemi. Bir çarpma işleminin üssü her iki çarpana da ortak olarak dağıtılır. Yani sol tarafın geleceği hal x artı birin karesi çarpı diğerinin karesi karekökü ortadan kaldıracağına göre x eksi bir. Sağ tarafta da karekök ortadan kalkacağına göre 2x artı 2. Evet köklerden kurtulmuş olduk. Artık karekökle işimiz yok. Şimdi yine dikkatimizi bir şeyin çekiyor olması lazım arkadaşlar. Eşitliğin her iki tarafında da x artı 1 çarpanı var dikkat ederseniz. x artı 1 çarpı x artı 1 eşittir 2 parantezinde x artı 1. Eşliğin her iki tarafında da x artı 1 çarpan olduğu için onlardan da artık kurtulabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi sol tarafta gene tanıdık bildik bir çarpma işlemi oluştu. Hatırlarsanız bunun özel adı da iki kare farkıydı. Bu ifade çarpılınca x kare eksi 1 eşittir 2 elde edilir. x kare eşittir 3 Buradan da x eşittir kök 3 değerine ulaşırız. Ha bu arada aklınıza şu gelmesin. Eksi kök 3 de olur mu? Olmaz arkadaşlar. Neden olmaz? Kök içinin negatif olmaması lazım. Kök teresi çiftken içerisi negatif olmaması lazım. O yüzden direkt kök 3 olarak yazdım. Eksi kök 3'ü ele almadık. Evet, bu sefer de bir üstü sayı denklemiyle karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar, e, verdiği ve istediği şeyler arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışalım. Sol tarafta 1 bölü 6, sağ tarafta 4 bölü 3 var ama istediği şey 8 üzeri x. 2'nin bir kuvvetini istiyor bizden. Şimdi e, burada bize sıkıntı yaratacak ifade 3. Bizim o 3'ten bir şekilde kurtulmamız lazım. Sol taraftaki ifade gene o konuda rahat. 1 bölü 6 dediğimiz şey 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün çarpımı. Her ikisini de ters çeviriyorum öncelikle. 6 üzeri x eşittir. 3 üzeri x artı 1 bölü 4 üzeri x artı 1. Sol tarafı parçalıyorum. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x. Her ikisini de ters çevirdim ya arkadaşlar dikkat ederseniz 1 bölü 6'yı 6 yaptım. 4 bölü 3'ü de 3 bölü 4 yaptım. Eksi koymama gerek kalmadı her ikisini de ters çevirdiğim için. Bakın sadece 6'yı ters çevirmedim. Dikkatli bakarsanız diğerini de ters çevirdim. Ee sağ tarafta 4 bölü 3 ifadesini de 3 bölü 4 olarak yazdım. Her ikisini de ters çevirdiğim için eksi koymama gerek kalmadı. Eğer sadece 6'yı ters çevirseydim, evet haklısınız 6 üzeri eksi x yazmam lazım. Ama sağ tarafı da ters çevirdiğim için eksi koymama gerek kalmadı. Tamam mıdır? Evet şimdi e, sağ tarafı parçalıyorum. 3 üzeri x çarpı 3 bölü 4 üzeri x çarpı 4. Evet arkadaşlar üçlerden kurtulabildik mi? Eşitliğin her iki tarafında da 3 üzeri xler mevcut. İşler işler çarpımı yaparsak 2 üzeri x çarpı 4 üzeri x eşittir 3 bölü 4 kaldı. Evet arkadaşlar yine üstü sayıların temel kurallarından birisi. Üstleri aynıysa tabanları çarpıp ortak üst olarak yazabilirsiniz. E sol taraf 8 üzeri x eşittir 3 bölü 4 değerini elde ettik. Ki zaten bize sorulan ifade de 8 üzeri x'ti. Lütfen. Baştan bir daha alayım. Siliyorum. Şimdi bu başlangıç kısmında en fikir miyiz burada? Tamam burası tamam. Şimdi e, bu ifadeden 3 üzeri x'lerden kurtulmam gerekiyor diyerek başladım. Neden? Elimizde 8 üzeri x'i istiyor soru bizden. 8 üzeri x'e gidebilmem için 3 üzeri x'lerden kurtulmam lazım. Sol taraf 6, 6'nın çarpanları 2 ve 3 olduğu için 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x olarak yazabilirim dedim. En fikiriz Sağ tarafta da dikkat edersen üstte toplama işlemleri var. Bunları çarpma haline çevirebilirim. 3 üzeri x çarpı 3. Tamam. Aşağısı da 4 üzeri x çarpı 4. Şimdi dikkat edersen eşitliğin her iki tarafında da 3 üzeri x'ler ortak. Bunları sadeleştirelim dedim. Şimdi içler dışlar çarpımı kısmına gelirsek de şu iki terimi çarpacağım ben. Dördü aşağıda bırakıyorum. Yani kendi yerinde bırakıyorum. Onu dağıtmıyorum. Şu ikisini çarpıyorum. 2 üzeri x çarpı 4 üzeri x eşittir. 3 bölü 4 olmuş oldu. Tamam mıyız? Son noktada da üstler aynı olduğu için tabanları çarptık. 8 üzeri x eşittir. 3 bölü 4 ki zaten bizden istediği şey de sekiz üzeri x'ti. Tamam mıdır? Evet tekrar problem. Ayşe, Bora ve Can'ın toplam 72 bilyesi vardır. Ayşe bilyelerinin yarısını Bora'ya. Evet burada Türkçe hatası var gördünüz mü? Bora'nın baş harfine dikkat edin. Bak bunları işte sınavda hep gözden kaçırıyorsunuz. Yazım neyi bu konunun adı? Yazım yanlışlar mı? Bak konuyu da biliyorum bu arada. Bora bilyelerinin üçte birini Can'a, Can bilyelerinin dörtte birini Ayşe'ye aynı anda verdiğinde üçünün de başlangıçtaki bilye sayısı değişmediğine göre. Arkadaşlar şimdi son cümle çok önemli. Üçünün de başlangıçtaki bilye sayısı değişmediğine göre. Arkadaşlar başlangıçtaki bilye sayısının değişmemesi için aldığıyla verdiği bilye sayısının birbirine eşit olması gerekiyor. Doğru mu? Başlangıçtaki bilye sayısının değişmemesi için aldığı bilye sayısıyla verdiği bilye sayısı birbirine eşit olacak. Bu mantıkla hareket edelim. Şimdi Ayşe'den başlıyorum. Ayşe ne kadar bilye verdi? Bilyelerinin yarısı kadar. O zaman Ayşe'nin verdiği bilye sayısı A bölü 2. Aldığı bilye sayısına bakalım. Can bilyelerinin dörtte birini Ayşe'ye veriyor. O zaman Ayşe'nin bilye sayısının değişmemesi için verdiği bilye ile aldığı bilyenin eşit olması gerekir. Eşittir can bölü 4. Tamam birinci eşitliği bulduk. Şimdi Bora'ya geçiyorum. Bora bilyelerin üçte birini cana verdi. O zaman verdiği bilye sayısı B bölü 3. Aldığı bilye sayısına eşit olması gerekiyor. Ne kadar bilye almıştı Bora? Ayşe'nin bilyelerinin yarısını yani A bölü 2'ye. Evet şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar yazdığım her iki denklemde de A bölü 2'ler ortak. Ha o zaman A bölü 2 B bölü 3'e o da C bölü 4'e eşit işte oldu. Evet çok standart bir oran orantı sorusuyla karşı karşıyayız artık. Hatırlarsanız arkadaşlar her orantının bir oran sabiti olmak zorundaydı. Genelde de K diye isimlendiriyorduk. A buradan 2K'ya B 3K C 4K Toplam 9K eşittir 72 K'da 8 çıkar. Kimi sormuş? Ayşe'nin bilye sayısı 2K'ydı. Ayşe'nin 16 tane bilyesi varmış. Hem fikir miyiz arkadaşlar? Burada dediğim gibi başlangıç olarak şunu düşünmeniz lazım. Toplam bilye sayısının değişmemesi için aldığı bilye ile verdiği bilyelerin birbirine eşit olması gerekir. Tamam mıdır? Geçiyorum. Evet gene bir problem sorusu. Bir fabrikada bulunan A, B, C, D, E zilleri alfabetik sıraya göre birer kez çalıyor. E zili çaldıktan sonra her seferinde tekrar A zili çalıyor. Ve bu şekilde ziller alfabetik sıraya göre çalmaya devam ediyor. Arda arda çalan iki zil arasında geçen süre aynı olduğu gözleniyor. Bu fabrikada A zilinin ilk kez saat 13'te çaldığı bir günde E zili saat 17'de 5. kez çaldığına göre A zili kaç dakika aralıklarla çalar? Arkadaşlar E zilinin 5 kez çalmasını istiyoruz. Şu aradaki süreye, geçen süreye X dakika dersek, ard arda çalan iki zil arasında geçen süre aynı olduğu gözlemleniyor. O zaman şu ikisi arası da X X X dakika olması lazım. Şimdi şu cümleye geçiyorum. E zili çaldıktan her seferinde tekrar A zili çalıyor. Yani E'den A'ya geri dönüş mü var? şurası da gene x olacak mı? Şimdi arkadaşlar e zilinin beşinci kez çalmasını istiyor. Şurası a, şurası e, şurası a, şurası e, şurası a, şurası e. E zili beşinci kez çaldı. Şimdi kaç tane aralık var onu bulalım. Arkadaşlar her bir düz sırada dört tane x değeri oluşacak mı? Her bir düz sırada. Elimizde kaç tane düz sıra var? Bir, iki, üç, dört, beş. Dört kere beşten yirmi x'imiz var bir. Şimdi gelelim geçişlere. Şurada bir, burada iki, burada üç, burada da dört. Dört defa da E'den A'ya geçiş mi var? Onların da her birisi x dakika mı sürecek? Artı 4x. Yani toplam 24x dakika mı geçiyor? Şimdi soruya gelelim. Bu süre arkadaşlar 13 ile 17 arası. Yani toplam 4 saat 240 dakika mı? 24x eşittir 240 X buradan 10. İki zil arasında geçen süre 10 dakikaymış. Var mı sorusu olan? Arkadaşlar burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. E'den A'ya geçerken geçen süreler genelde göz ardı ediliyor bu sorularda. Böyle sorularda. E, 20 X'i buluyor kişi sadece. E'den A'ya geçerken ki süreyi göz ardı ettiği için sadece 20x bulunuyor. 24x kısmında hem fikiriz, değil mi? Tamam mıdır? Gene bir problem sorusu. %36'sı su olan 23 kilo yaş üzüm bir süre bekletildikten sonra %8'inin su olduğu belirleniyor. Buna göre son durumda elde edilen üzüm kaç kilogramdır? Şimdi arkadaşlar, e, üzümün su miktarı azaldığına göre bu üzümde buharlaşma olmuş. Yaştan kuruya dönerken gerçekleşmiş bu olay. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. E, üzümdeki katı madde miktarı, katı madde miktarında bir değişme olur mu? Bu buharlaşma süresi harfında üzüm sadece su kaybı yaşar. Katı madde kaybı yaşamaz. Ki kimyacı var mı aramızda bilmiyorum. Maddenin korunumu ilkesine zaten ters olur. Burada su kaybı var. Şimdi arkadaşlar o zaman biz sudan yola çıkamayız. Çünkü su miktarında azalma olduğu net. Katı madde miktarında azalma olmadığı için katı madde miktarıyla gitmemiz gerekiyor. Başlangıçta 雅欣。 Evet nerede kalmıştık katı madde miktarı ile gideceğiz. Şimdi başlangıçta arkadaşlar yüzde su olduğuna göre yüzde altmış de katı kısmı. Son durumda yüzde sekiz göre yüzde doksan ikisi katı kısmı. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar başlangıçtaki üzüm miktarımız 23 kilogram. 23'ün %64'ü üzümün katı kısmı. Son durumdaki üzüm miktarı belli değil ki zaten bize de onu sormuş. X kilogram diyelim. Bunun %92'si katı madde. E şimdi biz soru çözümüne başlarken ne demiştik? Üzümdeki su miktarı azalır. Evet, buharlaşmadan kaynaklı su da azalma olur. Fakat katı kısmında bir değişme olmaması lazım. Bu ikisi birbirine eşittir. Yüzler gitti. 23'te de 92'yi sadeleştirdik. 4 4x eşittir 64'ten x eşittir 16. Son durumdaki üzüm miktarı 16 kilogrammış arkadaşlar. Yani burada sudan gidemeyiz. Tekrar söylüyorum. Sudan gidemeyiz. Su miktarında azalma olacak. Buharlaşma olduğu için. Evet, gene problem. İki araç A noktasından B noktasına doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç yolun yarısını aldığında yavaş olan 40 kilometre yol alıyor. Yavaş olan araç yolun yarısını aldığında hızlı olan 90 kilometre yol alıyor. Buna göre A ve B noktalar arası kaç kilometredir? Arkadaşlar, şimdi e, soruyu bütün halinde okuduk da hiçbir şey yakalayamadık. Şimdi bir de tane tane gidelim. İki araç A noktasından B noktasına doğru aynı anda hareket ediyor. Şimdi aynı anda hareket ediyor dediğine göre bunların yolda geçen süreleri birbirine eşit. Yolda geçirdikleri süreler eşit. Hızlı olan araç yolun yarısını aldığında yavaş olan 40 kilometre yol alıyor. Şimdi bu ana kadar geçen süre her iki araç içinde eşit. Arkadaşlar süreler eşitse eğer, süreler eşitse iki araç veya üç araç artık kaç araç varsa süreler eşitse bunu oran orantıyla çözmek en makulüdür. Denklem yazmak yerine oran orantıyla çözmek en makuldür. Neden oran orantıyla çözülür? Onu da şöyle bir izah edeyim. Şimdi biz şunu biliyoruz. Yol eşittir Hız çarpı zaman. e Şimdi her iki araç içinde bu aynı. Yani denkleme bir katkısı olmayacak. Her iki araç içinde zaman aynı. E o zaman ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Süreler aynı olduğuna göre hızlı olan daha çok yol alır. Yavaş olan daha az yol alır. Yani orantılıdır. Hızlı yolun yarısını aldığında... Yavaş olan 40 kilometre yol alıyor diyor. Yolun tamamına, yolun tamamına 2x kilometre diyelim. Hızlı olan x kilometre yol aldığında yavaş olan 40 kilometre yol alıyor. Yavaş olan araç yolun yarısını aldığında bu x kilometre yol aldığında hızlı olan 90 kilometre yol alıyor. M o. O M. Şimdi arkadaşlar ee, ne demiştik? Doğru orantı olması lazım. Hızlandıkça daha yol alacak. Burada artık x'i bulmak çok kolay. Doğru orantı çapraz çarpım. x kare eşittir. 40 çarpı 90'dan x kare eşittir. 3600 x eşittir. 60. Yolun tamamı sorulmuş bize A ve B noktalar arasındaki uzaklık. Yolun tamamına da 2x demiştik. Sorunun cevabı 120 kilometre olur. Yani arkadaşlar bakın e, bu da çok standart bir soru şeklidir sınavlarda kullanılan. Eğer iki veya daha fazla araç ya da kişi için süreler aynıysa daima süreyi ortadan kaldırıp denklem yazmak yerine oran orantıyla çözmenizde fayda var. Bizim denemelerde de e, hatırlıyor musunuz bilmiyorum bunu çokça kullandılar. Yarışmacı işte birinci olduğunda ikinciye 20 metre, üçüncüye şu kadar metre falan gibi fark atmıştır. İkinci bitirdiğinde üçüncüye ne kadar metre fark atar gibi sorular muhakkak karşınıza çıkmıştır. Yani süreler aynı olduğu durumlarda süreyi ortadan kaldırıp oran orantıyla gitmekte fayda var. Denklem yazmak yerine. Evet gene bir köklü sayı denklemi. Arkadaşlar geçen ders mi çözdük bu dersin başında mı hatırlamıyorum da. Köklü sayı denklemlerinde o zaman da söylemişimdir. Şimdi de aynı şeyi söyleyeceğim. Köklü sayı denklemlerinde arkadaşlar kökleri ortadan kaldırmak en makulüdür. Yani parantez kare ile başlarsanız daha rahat olur. Her iki tarafın karesini alıyorum gene. Kök içinde x artı 2 bölü. Kök içinde x eksi 2 eşittir. Kök içinde x artı 2'nin karesi. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar eşitliğin her iki tarafında sadeleşebilecek ifadeler mevcut. Şu ikisini sadeleştirirsek 1 bölü kök içinde x eksi 2 eşittir kök içinde x artı 2 oldu. İşler işler çarpımı yaptığımızda 1 eşittir kök içinde x eksi 2 kök içinde x artı 2. Evet tanıdık bir çarpma işlemine döndü mü gene arkadaşlar bu? 2 kare farkı 1 eşittir. Kök x'in karesi x. 2'nin karesi 4. Buradan da x eşittir. 5 elde edilmiş olur. Yani görüntü itibariyle yani itici bir soru gibi duruyor ama çözümü oldukça rahat. Ama işte nasıl başladığınız çok önemli. Burada iş, her iki tarafın karesini alarak başladığınızda çözüm rahat bir şekilde ilerliyor. Evet bir üstlü sayı sorusu gene. Ee, Arkadaşlar burada da dikkat ederseniz 4 ve 6 soruda verilmiş 9 isteniyor. Şimdi burada da bizim ikilerden kurtulmamız lazım. Eşitliğin her iki tarafını düzenlemeye çalışalım. 4 dediğimiz 2'nin ikinin... 2 üzeri 2x eksi 4 eşittir. 2 çarpı 3 üzeri 2x eksi 2. 2 üzeri 2x eksi 4 eşittir. 2 üzeri 2x eksi 2 çarpı 3 üzeri 2x eksi 2. Evet. Şimdi arkadaşlar sol taraf ve sağ tarafta 2 üzeri 2x'ler mevcut. Şimdi orayı düzenliyorum. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri eksi 4. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri eksi 2. 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri eksi 2. Evet eşitliğin her iki tarafından da 2 üzeri 2x'ler gitti. 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri eksi 4'ü sadeleştirdim. 2 üzeri ...eksi 2 kaldı. 3 üzeri 2x bölü... ...9. 1 bölü 4 eşittir. 9 üzeri x bölü... ...9. İşler çarpımı çarpma yaparsak... ...9 üzeri x eşittir. 9 bölü... 4 değerini elde etmiş oluruz. Esalt işlem sorusu. Tamam mıdır? Evet gene bir ardışık sayı sorusu herhalde. En pozitif tam sayı ve 20'den küçük eşit olmak üzere toplamının 9'a tam bölünebilmesini sağlayan en değerinin en değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi e, soruda verilen toplama işlemini bulmanın yöntemini biliyoruz ki gene ilk ders çözdüğümüz sorularda kullanmıştık. Bu işlemin sonucu n çarpı n artı 1 bölü 2. Toplamının 9'a tam bölünebilmesini sağlayan diyor. Şimdi bu işlemin sonucu 9'a bölündüğüne göre 9'un katı mı olması gerekir? İşler işler çarpımı yaparsak n çarpı n artı 1 18'in katı oldu. Şimdi bundan sonrasında arkadaşlar e, bilgilerimizi şöyle bir kurcalayalım. n ve n artı 1 ardışık. Ardışık iki sayı daima aralarında asaldır. Ha o zaman ya en ya da en artı birin 18'e bölünmesi gerekiyor. Ya en ya da en artı birin. İkisinden birinin 18'de tam bölünmesi gerekiyor. Yani kısaca içinde 9 ve iki çarpanının barındırması gerekiyor. Şimdi o zaman değer verelim. Arkadaşlar ene 9 değerini verirsem bu iş olur mu? ne diyorsunuz? Olur. N 9 olur. N artı 1 de 10 olur. 9 çarpanını elde ettik. Onun içinde de 2 çarpanı mevcut mu? Tamam 18 çarpanı var o zaman. Peki N artı 1'e 9 desem yani N 8 olsa bu sefer. Bakalım bir yazayım deneyelim. N8, N 8 N artı 1 9. Uygun mudur? 9 çarpanını ve 2 çarpanını elde ettik. Başka direkt 18 elde edebilir miyiz? N'e 18 versem N artı 1 19 olur. 18 ile gene bölünür. Peki N artı 1'i 18 yapsak yani N'i 17 versek uygun değerlerin hepsi bunlardır desem 20'den küçük olduğu için 20 ile sınırladığı için N'in alabileceği değerler bunlar olmuş olur. Hem fikir miyiz? Toplamları da 50 2 Tamam mıdır? Var mı? Kafamıza takılan bir yer. Evet bir çarpanlara ayırma sorusu nasıl başlayacağız? arkadaşlar eşitliğin sol tarafıyla başlayacağız mecburen orada bir payda işlemi yapacağız x kare eksi y kare bölü x çarpı y eşit çarpı x çarpı y bölü 4 eşittir x eksi y çarpı x eksi y. Arkadaşlar ilk olarak herhalde hepimiz şeyi fark ettik. İlk x, çarpı y'ler tadeleşiyor. Sonra sol tarafta gene tanıdık bildik bir ifade. iki kare farkı. x eksi y çarpı x artı y. Bölü 4 eşittir x eksi y çarpı x eksi y. Eşliğin her iki tarafında da x eksi y çarpanlara ortak olduğu için onları da sadeleştirdim. x artı y eşittir. 4x eksi 4y oldu. 3x eşittir. 5y yani y 3 x de 5 olur. Sorduğu oranda 5 bölü 3 yapar. Evet, rahat bir çarpanlara ayırma sorusuydu. Tamam mıdır? Geçeyim mi? Evet, yine bir problem sorusu. Bir balıkçı 16 kilo çinekop, 20 kilo mezgit ve 50 kilo istavrit yakalamıştır. Daha sonra bu balıkların kilogram satış fiyatlarını çinekop mezgitten mezgitte istavritten %25 daha pahalı olacak biçimde belirlemiştir. Balıkların tamamını belirlediği fiyatlardan satarak 1600 lira gelir elde etmiştir. Me mezgitin kilogram satış fiyatı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada da hani insan ister istemez okurken 100 diyerek başlayayım diyor. Hani Çinekop mezgitten, mezgit de yüzde yirmi beş pahalı. Şimdi me, İstavrit'e yüz lira desem diyor, mezgit yüz yirmi beş lira olur. Da Çinekop sıkıntılı olur. Yüz yirmi beşin yüzde yirmi beşini almak işkence gibi olur. Virgülü sayılarla uğraşırsınız. Şimdi arkadaşlar burada yüz diyerek başlamak yerine, yüz diyerek başlamak yerine yüzde yirmi beşin ne anlama geldiğini görmek daha iyi. %25'in anlamı arkadaşlar kesre çevirirsek 4'te 1 anlamına mı gelir? Şimdi 4'te de uğraşarak daha rahat ederiz. Mezgit İstavrit'ten %25, Çinekop'ta Mezgit'ten %25. Her ikisinin de 4'te 1 arttığını mı söylüyor? 2 kere 4'e bölünen bir sayı lazım bize. 2 kere 4'e bölünen. 16. Yani buradaki en ucuz balığa 16x lira dersem, en ucuz balığa 16x dersem, 2 kere 4'e tam bölünmesi gerektiği için de en pahalı balığı da bulmuş oluruz. Burada istavrite 16x diyerek başlayalım. 1 bölü 4 olsun. Çinekop, Mezgit, istavrit. Burası 16x. Arkadaşlar şimdi Mezgit, istavritten ee, %25 pahalı olacak %25'in anlamının 4'te 1 olduğunu konuştuk yani 4x daha mı pahalı olacak Mezgit 20 oldu Çinekop'ta Mezgit'ten %25 pahalı olacak o da 4x arttı i̇şte pardon 5x heh, dinliyorsunuz mu diye baktım 25x. Evet bütün balıkların fiyatları belli oldu artık. E toplam para da belli. 1600 lira kazanmış. Her bir kilo fiyatını da biliyoruz. 16 kilo çinekop. O zaman çinekopta geliri 16x çarpı pardon 16 çarpı 25x artı mezgitte geliri 20 çarpı 20x artı istavritten geliri de 50 çarpı 16x toplam geliri 1600 lira. Evet. 400. Kontrol edin çarpmaları. 400. 800. 1600x eşittir. 1600. İyi ne güzel x1 geldi uğraşmadık. Mezgitin satış fiyatı kaç liradır? Mezgitin kilosu 20 liraymış arkadaşlar. Efendim? Nokta ile işaretlenen cümleden başlayalım dedim. Çinekop Mezgitten, Mezgit de İstavritten yüzde yirmi beş daha pahalı. Şimdi buradaki yüzde yirmi beş kişiyi yanlış yönlendiriyor. Nasıl yanlış yönlendiriyor? En ucuz balığa yani istavrite 100x diyerek başlayayım diyor. Şimdi istavrite 100x diyerek başladığınızda Mezgit'i bulursunuz. Sıkıntı olmaz. 125 olur. Fakat mezgitten Çin'e kopa geçerken 125'in %25'ini almanız lazım. Bunun hesabı da sıkıntı yaratır. Ondalıklı sayılarla uğraşırsınız. O yüzden bunu yüzde problemi değil kesir problemine dönüştürdüm ben. Yüzde nedir dedim. 25 bölü 100 yani 1 bölü 4'tür. Benim aradığım sayı 2 defa 1 4'ü alınan bir sayı olması lazım dedim. 2 defa 1 4'ü alınan bir sayı da ilk aklıma 16 geldi. 2 defa 4'e bölünmesi gerektiği için istavrite yani en ucuz balığa 16x diyerek başlayalım dedim. Ondan sonra söylediği şeyi yaparak Çinekop'un fiyatını bulmuş olduk. 2 defa 4'te 1 arttırdık tamam mıdır? Mezgitin 20 çinekopun 25 olmasında en fikir miyiz? Ondan sonra da zaten soru bize kaç kilo çinekop, kaç kilo mezgit ve kaç kilo istavrit olduğunu söylemiş. Kilo fiyatıyla da çarparak kazancını bulduk. Tamam mı? Tamam mıyız arkadaşlar? Geçiyorum gene. Gene bir problem sorusu. Bir otomobilin tam dolu olmayan deposundaki benzinin yüzde sekseni harcanırsa, deponun yüzde dokuzu kadar benzin kalıyor. Bu durumda ilk başta depoda yüzde kaç benzin vardı? Şimdi arkadaşlar burada iki değişkenimiz var. Bir otomobilin tam dolu olmayan deposundaki benzinin, şimdi benzin depoda bir miktar benzin var yüzde sekseni harcanırsa deponun yüzde dokuzu kadar benzin kalıyor. Şimdi arkadaşlar deponun tamamı kaç litre belli değil. Deponun içinde kaç litre benzin var bu da belli değil. E şimdi bizim iki değişken kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada mesela rasyonel sayıya yani kesre çevirmektense yüzde problemi üzerinden gitmek daha makul olur. İki değişkenin birincisi depo. Evet bu depo. Bunun tamamına 100x dedim. İçinde belli bir miktar benzin vardır diyor. İçindeki benzin miktarına da 100y dedim. Şimdi söyleneni yapalım. Bir otomobilin tam dolu olmayan depozundaki benzinin %80'i harcanırsa. Şimdi arkadaşlar %80'ini harcarsak depoda ne kadar benzin kalmış olur? 20y. Doğru muyuz? Deponun %9'u kadar benzin kalıyor. Ha burası 9x miymiş o zaman? Deponun %9'u kadar benzin kalıyor. 20y eşittir 9x. O zaman y dediğimiz 9, x dediğimizde 20 oldu. Başlangıca geri dönersek x dediğimiz 20 çıktı. Yani depo 4.000. Y dediğimizde 9 çıktı. Deponun içindeki benzinde nasıl? Evet doğru söylüyorsunuz. ha. Bak gayet güzel. Bu dikkatinizin daima devam etmesi dileğiyle. Sınavda sakın bak. Yalnızdakileri falan uyarmayın ha bu şekilde. Y'yi de 9 bulduk. 100 kere 9 düzgün yazıyorum. 900. Yani arkadaşlar deponun tamamı 4000 hala 4000 diyorum ağzım yapmıştı. Deponun tamamı 2000 litre iken başlangıçta içinde 900 litre benzin varmış. E bize de zaten sorduğu şey neydi arkadaşlar? Başta depoda yüzde kaç benzin vardır? 2000'de 900 yüzde kaçtır? Yüzde 45 uygun gibi duruyor. İşlem yapmaya korktuğum için 100 çarpı 900 bölü 2000 Evet 90 bölü 2'den yüzde 45 benzin vardır. Tamamdır arkadaşlar bu da. Peki son bir soru daha çözelim sonra bir ara daha verelim. Çözelim kalkmayın. Geçeyim mi? Çektiniz mi fotoğrafını? Evet tekrar üstü sayı. Üstü sayılarda sıralama sorusu. Arkadaşlar, e, verilen sayıların kaç olduğunu hesaplamamız insan işi olmaz herhalde. 2'nin 18. kuvveti, 3'ün 12. kuvveti, 6'nın 6. kuvveti olmaz yani. E, bunu hesaplamanın kolay bir yöntemi olması lazım diye düşünüyoruz. Sıkıntı tabanların aynı olması mümkün değil. Birinin tabanı 2, birinin tabanı 3, birinin tabanı 6. Ama üstleri aynı yapabiliriz gibi ne diyorsunuz? 18, 12 ve 6. Üçünün de ortak bir böleni var. 6. Hepsinin üstünü 6 yapmaya çalışalım. A sayısı 2 üzeri 3'ün 6. kuvveti. B sayısı 3 üzeri 2'nin 6. kuvveti. C zaten 6'nın 6. kuvveti. A ne çıkmış oldu? 8 üzeri 6. B ne çıkmış oldu? 906 üzeri altı. C'de 6 üzeri altı. Artık ee, rahat bir şekilde sıralayabiliriz. Ta, üstler aynı olduğuna göre en büyük B, sonra A, sonra da C olmuş olur. Yani doğru cevap daima B, A, Daima, orası da önemli. Tamam mıdır arkadaşlar? Ara verelim hadi buyurunuz.